Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Bugün yükseltme yapacağım. Kaleci Dida, efsane ve efsane Romario'yu yükselteceğim. Hem de şu hediye kutumu toplayacağım arkadaşlar. Çok fazla birikti. Sürekli GP kasıyoruz çünkü, o yüzden birikiyor. Simülasyonları, işte normal tur etkinlikleri bitiyor. Sürekli hediye geldiği için burada birikti. En son arkadaşlar cumartesi günü hatırlayacağınız üzere tamamen GP'yi sıfırlamıştık. Hatta hediye kutusundaki hepsini almıştık. Ondan sonra son işte 3000-4000 bile GP'miz kalmıştı. Onun üzerine kaç gün olmuştu? Bugün pazartesi, toplamda 2 gün geçmiş. Bakalım 2 günde ne kadar GP kasmışız. Öncelikle şöyle bir yükseltmeye başlayalım. Antrenman diyelim. Yükseltme yapmaya başlayalım. Ondan sonra şey yaparız zaten. Romario'yu ve kaleci Dida'yı max seviyeye getireceğim arkadaşlar. Elimde çok fazla 3000'lik ve 1000'lik, yani 1 yıldız, şey 2 yıldızlı, 3 yıldızlı antrenör çok fazla var. Bunları tüketmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kutuda da toplamda 250 tane var. 18.000'liklerden basmışız. Şu 3.000'likleri harcamak istiyorum çünkü hızlı hızlı. Hem de hediye kutumuzda toplamda ne kadar GP birikmiş. Tabi serbest bırakacağım da oyuncular da var arkadaşlar. Toplamda bir 70-80 tane de oyuncu birikti neredeyse. Çünkü sürekli maç yapıyorsun. Sürekli maç yapınca da oyuncuların kontratı bitiyor. Tabi Baxdrav'dan top açmıştık. Hatırlayacağınız üzere bayağı bir top açmıştık. Oradan da oyuncular gelmişti. Oyuncular gelince... hemen geriye gelelim öncelikle. Şu hediye kutumuzu bir toplayalım bakalım. Hem ne kadar GP biriktirmişiz onu görmüş oluruz. Bakın şöyle etkinlikleri oynamıştım. Simülasyon ve şeyi bitirdim. Tur etkinliğini bitirdim. Oradan gelen GP'ler var. Yine bayağı bir birikti. Tümünü al diyelim. Toplamda 106.000 GP biriktirmişiz. 50 de My Club parası. Vesaire vesaire. 40.000 GP daha, GP daha geldi. 200.000 GP oldu. 4 daha aldık. Dediğim gibi serbest bırakacağım oyuncular var arkadaşlar. Artı şöyle göstereyim. Klasmanda biraz ilerledim. Şöyle hemen klasmana geleyim. Son 3 maç kaldı. 13 puanı yakaladık zaten. Buradan da bir 23.000 GP gelecek. Dediğim gibi elimde bayağı bir serbest bırakacağım oyuncu da var. Toplamda yani 2 günde 300 bine yakın bir GP kasmış olduk. Çünkü hatırlayacağınız üzere cumartesi günü sıfırlamıştık arkadaşlar GP'yi. Elimdeki bütün GP'yi, yani hediye kutusundakiler de dahil, bitirmiştim. Şimdi toplamda yine 300 bine yakın bir GP kasmışız. Ama bayağı bir uğraştım arkadaşlar, öyle diyebilirim. Ronaldinho için bayağı bir uğraştım. Tur etkinliğini, simülasyonu bitirdim. Artı normal maçlara girdim. Simülasyona girdim. Simülasyon diyorum. Düzeltiyorum. Klasmana girdim. Klasmanda da maç yaptım. Hatta şimdi bir tane daha bitireceğiz. Şuradan yine. Bu işlem biraz uzun sürecek ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çünkü bunları kullanmam gerekiyor. Çok fazla birikti çünkü. Yani GP kasma yöntemini soruyordunuz ya arkadaşlar. Hem bu vesileyle de görmüş oldunuz. Bakın en son dediğim gibi cumartesi günü sıfırlamıştım. Hediye kutularını almıştım. Toplamda 350.000 GP falan olmuştu. 350.000 miydi? En son 350.000 GP'lik top açmıştık galiba. Toplamda da 700.000 GP harcadık. Böylece cumartesiden bugüne, yani pazartesiye kadar, ya bugün daha hiçbir şey kasmadım. Tabi GP kasmadım. Bugün de devam edeceğim. İki simülasyon daha şimdi simülasyon diyorum. İki tane daha şey bitiririm. Yani klasmanı bitiririm. Bir tane daha klasman bitirsem toplamda bir 300.000 GP olur yine arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Yarına da inşallah bir 300.000 GP'lik top açılımı yine gelecektir. Çarşamba günü de arkadaşlar son gün. Yani etkinlik bitmeden son günde artık o 300.000 GP ile de Ronaldinho'yu bulamazsam MyClub parasının hepsini
tek bir bölümde 5000 GP harcayacağım Ronaldinho'yu bulana kadar. Bulamazsak da Ronaldinho'ya feda olsun. Yapacak bir şey yok. Toplamda tahminim arkadaşlar 300 bine tamamlarsam 700 bin harcamıştık. 300 de bugün yarın harcarız. Toplamda 1 milyon. Tabi 5000 de MyClub'ı harcarsak yani 1,5 milyon GP değerinde bu hafta top açmış olacağız. Bakalım 1,5 milyona bulabilecek miyiz? Ronaldinho'yu. 2 tane de 18 binlik bastım. Bakalım Romario kaç olacak? 39'a geldi. Bu işlem uzun sürüyor biraz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü hediye kutusunu hep soruyorsunuz. Niye almıyorsun? Niye almıyorsun? İşte alıyorum ama alamıyorum. Yani alamıyoruz yani arkadaşlar. Yer kalmıyor. Yani zaman ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaman ayırmanız gerekiyor. GP kasmak için, bu kadar hediye biriktirmek için. Hep soruyorsunuz nasıl oluyor diye. Yani zaman ayırmadan, emek vermeden bir şey olmuyor. Bakın 2 günde 300 bine yakın neredeyse bir GP kasmışım. Dediğim gibi 70-80 tane de bu fazla gelmesin. Bakayım bir basalım. 70-80 tane de fazla gelmedi. Serbest bırakacağım oyuncu var arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. 70-80 tane vardır yani hemen hemen rahat. Ve Romario'yu max seviyeye getirdik arkadaşlar. Hemen özellikle ya Romario'nun özellikleri harika arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Sadece boyu kısa. Sıkıntı orada. Hemen şöyle bir bakalım Romario'nun özelliklerine. Ofansif orta sahada da oynuyormuş. Gizli forvette de oynuyormuş. Top kontrolü sürmesi gayet iyi. Bitiricilik güzel. Hızı güzel, patlama gücü, şut gücü. Gerçekten özellikleri güzel. Bakalım hareketleri nelermiş. Akrobatik bitiriciliği varmış. Dış plasesi varmış. Yani güzel bir oyuncu. Şimdi de Dida'ya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen Dida'ya geçelim. Şu şeyleri bir daha toplayalım. Dida'yı zaten ben biraz yükseltmiştim. 20. seviye kadar falan gelmişti. GP kasmaya devam edeceğim. Bugün o yarım kalan klasmanı bitiririm. Üstüne bir klasman daha bitiririm. Bir de elimdeki serbest oyuncuları bir akırsam 300 bini geçer diye tahmin ediyorum. GP arkadaşlar. Dida kaçtaydı en son? Dida'mız 82'deymiş. Yani 16 seviye kadar basmışız. Hemen seçelim şunları. Bastık 12 tane alabilmişiz. Kaleci Dida uzun zamandır yorumlarda 3-4 arkadaş sürekli yazıyordu. Dida'yı yükselt abi, Dida'yı yükselt abi diye. Ben de bu vesileyle Romario ile birlikte yükseltmiş olayım. Hem de GP kasma yöntemlerimi de çok soruyorsunuz. Onu da anlatmış olacağım. Bu vesileyle arkadaşlar. Şimdi bunları arkadaşlar böyle videoda yapmayınca şimdi saçma sapan insanlar çıkıyor bazen. Biliyorum bu çok zaman alıyor ama bunu burada yapmak zorundayım. Hani yapma durumunda kalmak zorundayım. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani saçma sapan yorumlar, hile diyenler var. Bilmem ne diyenler var. İşte insanlara anlatamıyorsunuz. Emek diyorsunuz. Anlamıyor. Zaman ayırıyorum diyorum. Anlamıyorlar. Şimdi size tur etkinliğiyle şeyi de göstereceğim zaten. Simülasyonu. Ben bunu cuma günü bitirdim arkadaşlar. Yani 1,5 günde hem simülasyonu hem de şuradan hatta şöyle göstereyim kısaca. İnanmayan arkadaşlara. Hem simülasyonu. Online'a daha henüz hiç dokunmadım. Bakın bu tur etkinliği toplamda puan 30.000 puan. Bu da simülasyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 32.000 olmuş. Yani bunları bitirip bu hediyelerin hepsi geliyor. Yani emek vermeden ekmek olmuyor arkadaşlar. Bu atasözüdür. Emek vereceksiniz, karşılığını alacaksınız. Şu Dida'yı da maxlayalım. Hala bitmedi. Bakın kaç defa ya 110 tane var. Hala var.
emek vermek gerekiyor. Dida 85 olmuştu galiba değil mi en son? Bakalım. Dida nerede? Şurada. İki tane de 18 binlik basalım. Devam ediyorum. ...38'e kadar geldi. Son bir kere daha toplayacağım. Çok fazla uzamasın. Video bayağı uzayacak çünkü. Şunları alalım. Hala burada My Club parası varmış ya. İlginç. Aşağılarda kalmış. My Club paraları bile çıkıyor. Hala aşağılardan My Club paraları çıkıyor. Enteresandır. Kaleci Dida. İki tane daha 18 binlik bastım. 41. Bundan sonra biraz zor gidecektir. 18 binliklerden basacağım. 2, 3, 4 tane 18 binlik bastım. 3, 44, 45 de kaldı. 88 oldu. Kaleci Dida. 2 tane daha 18 binlik bassak yeter herhalde tahminim. Devam et dedik. Tamam yetti ve Kaleci Dida'yı maxlamış olduk arkadaşlar. 88 overall'a kadar çıktı. Hemen özelliklerine bir bakalım. Boyu çok uzun. Onu biliyorum. 1.95 miydi? 96 mıydı? Kaleci Dida. Sizler istediğiniz ben de yükselttim. Şöyle özelliklerine de bir bakalım. Şut gücü 87'ymiş. Sıçrama 79. Kalecilik 95. Refleksler 95. Kapsama 99. Yani fena değil arkadaşlar. Özellikleri güzel. Kaleciliği ile refleksi güzel. Videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde güzel top açımları gelecek. Dediğim gibi hem GP ile hem My Club parasıyla salı ve çarşamba günleri çok güzel top açımları gelecek. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.